Kıymetli dostlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bir programda daha sizlerle beraberiz. Uygun fiyatlı dairelerle bir kez daha karşınızdayım. İnşallah iyisinizdir. Sağlık, sıhhatiniz inşallah yerindedir kıymetli dostlar. Dostlarım, bu haftada sizlere yeni dairelerim var. Bazıları banka ihalesinden çıkan, bazıları çeşitli kişilerden elime ulaşmış ya da kendim araştırıp sahibinden bulduğum bazı daireler var. Bunları sizlerle yine bu programda beraber bakalım. Aslında canlı yayın yapacaktım ama canlı yayında mikrofon sıkıntısı yaşadığım için yapamadım. Bunu da hemen işten bugün geldim. Biliyorsunuz çalışıyorum ve çalıştıktan sonra işten gelir gelmez sizlere bu videoyu yapmak istedim kıymetli dostlar. İnşallah başarılı olurum, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız değerli dostlar, daha çok kişiye ulaşırız, daha fazla insana faydalı oluruz diye düşünüyorum. Bugün bizim YouTube kanalımızdan bizi takip eden Salih Bey ve eşi, geçen videoda yayınladığım 65.000 TL'lik eve bakmaya gittiler Balıkesir'e. Tabii işten fırsat bulamadım, konuşamadım kendisiyle ne oldu ne bitti diye ama yarın mutlaka kendisiyle telefonlaşırız. O da İstanbul Bağcılar'da oturuyormuş, Bağcılar tarafında oturuyormuş. Bizim oturduğumuz bölge Bahçeli Evlere çok uzak değiller. Hatta ofisime de kahve içmeye çağırdım. Bu arada hepinizi de bana yakın olanlar, gelmek isteyenler her zaman başımın tacı. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. İnşallah ofiste olursam tabii, dışarıda koşturmuyorsam eğer, ama ben yoksam da arkadaşlarım size her türlü ikramı ve imkanı sunarlar kıymetli dostlar. Biz bu işi rıza için yapıyoruz. Niçin? Gönül rızasını kazanmak için. Bu işten çıkarımız yok. Onun için bazen banka ihalesinden de bulduğumuzu ya da çeşitli kişilerden bulduğumuzu. Mesela ne var? Bu programlarımızı bizim seyreden Brezilya'dan Mehmet Bey var. Ona da kucak dolusu selamlar, sevgiler diyorum. Mehmet Bey bana anneannesinden kalan Bandırma'da bir yer attı. Bandırma'daki bu yeri de videomda sizlere tanıtacağım. 150.000 TL diyor arkadaşlar. İsteyen olursa bu yerle alakalı, ben burayı istiyorum, bana burası uygun diyen olursa Mehmet Bey'in telefonunu veririm. Kendisiyle de görüşebilirsiniz. Hiç problem değil arkadaşlar. Hem onun işi görülür, hem de bu tür yerleri arayan insanların işi görülür. Direkt elden satış, banka ihalesi falan değil. Onun dışında yine sizlere sahibinden.com'da bulduğum ve kendimin de beğendiği İzmir'de bir tane yer var. 70.000 liraya, çok güzel. Orayı tavsiye ediyorum sizlere. Yine Balıkesir'de bugün tanıştığım, telefonla tanıştığım işte Salih Beylere, hani birkaç tane de ben yer bakayım dedim. Belki sahibinden bir yer bulurum, benim de bir faydam dokunur. Telefonunu da attım hanımefendinin. Yine Balıkesir'de bir yer var, köy evi. Onu da yine size göstereceğim. Onlarla da irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Yani ciddi insanlar, orayla ilgilenen insanlar olursa bana cep telefonu numaramdan ulaşsınlar. Kendilerine WhatsApp'tan da olsa karşı tarafın numarasını atarım. Dediğim gibi onların da işi görülür, hem de sizin işiniz görülmüş olur kıymetli dostlar. Amacımız buradan her zaman söylediğim gibi imkanı kısıtlı olan kişilere müstakil ev bakıyoruz, daireler bakıyoruz. Bunları bulmak. Bu yola baş koyduk arkadaşlar. Kıymetli dostlar, hadi şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Kıymetli dostlar, şimdi Brezilya'dan demiştim sizlere. Brezilya'daki arkadaşımızın göndermiş olduğu fotoğraflar. Umarım net geliyordur. Fotoğraflar ve videolar benim çekimim olmadığı için özür dilerim. Şöyle çok fazla büyütünce eğer bulanık gösteriyorsa böyle izlemenizi tavsiye ederim. Mutlaka bulanık gösteriyordur fazla büyük olunca. Şöyle yeniden başlatayım. Ev burası. Görmüş olduğunuz gibi. Vallahi arkadaşlar, üzerimi bile değiştirmeden geldim. Evet, sokağı, evi gördünüz. 3 numara.
Şimdi burayı alırsanız buna da sahibinden direkt ulaşma şansınız olacak. Bu daireye. Bu evi alacaksınız. Bakın yan taraftaki bahçesini de göstermiş. Devam ediyorum fotoğraflara. İlçe burası arkadaşlar. Çok güzel bir ilçe. Tepeden şöyle bir fotoğrafı çekilmiş. 2009 yılında çekilmiş bu. Gayet güzel. Balıkesir, Bandırma, Edincik Mahallesi. Ada 359 parsel 1 arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. Direkt mal sahibinden burası. Dediğim gibi arkadaşımızın yeri Brezilya'da oturan Mehmet Bey'in yeri. İlgilenenler olursa kendileriyle paylaşabilirim. Kıymetli dostlar. Arkadaşlar Kırklareli'nde iki tane yerimiz var. Topu parsel sorgulamadan giriyoruz. Hemen onları söyleyeyim. Bu da aracısız sahip olabileceğiniz yerler. Kırklareli'ni buluyoruz. Bunları arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Anlatayım size bakın. Parsel sorgu diye girerseniz Google'a, Google sizi TKVM GovTR'a atacak ve oradan sorgulayabileceksiniz. Bir tapuyu alın, tapuyu açın. Önce ilini yazın arkadaşlar. İlçesini girin. Mesela bana gönderilen neresiymiş? İlçesi merkez diyor. Kırklareli merkezi seçiyoruz. Mahalle veya köyü diyor. Bayramdere. Bayramdere'yi de işaretledikten sonra ada ister burada sizden. Bir de Pafta. Şimdi burada ada ve ada yoksa eğer ada yazmıyorsa parsel yazıyorsa adaya sıfır yazın arkadaşlar. Parsele de numarasını girin. 2434. 2434'ü girdik. Bakın yerimiz burası. Hemen üstüne tıkladık parselin. Kırklareli Merkez Bayramdere'de 2434 parselde bulunan tapu alanı böyle bir yerin tapu alanı 5,5 dönüm yani 5419 metrekare. Arkadaşımız yollamış bize ne kadarmış bakalım bunun fiyatı. 60 bin lira arkadaşlar. Kırklareli'nde bu yer. Fiyatı 60 bin lira. 5,5 dönüm burası. Merkeze uzaklığı şöyle. Bakın burada evler var. Şurada fabrikalar var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Denize mesafesi böyle. Bakın. Karadeniz. Güzel bir yer arkadaşlar. Fiyatı uygun geldi bana. Bir de sahibinden olması yine uygun. Bir diğer yeri de arkadaşımız yine göndermiş. O da 35 bin lira diyor. 3100 metrekare. Yine aynı yerde olması lazım. Ona da bir bakıyorum hemen yine telefonumdan. Bayramdere. 2431. Ha, yan yana herhalde bunlar. Evet. Yan yana iki tane yer. 2431'e de tıkladığımız zaman bakın 3135 metrekare. Yan yana iki tane yer. İsterseniz ikisini alabilirsiniz. İsterseniz de tek tek alabilirsiniz. Bunun fiyatı da 35 bin lira. Fiyat olarak bu da uygun kıymetli dostlar. Onun dışında başka size şu anda sahibinden bulduğum ha evet sahibinden bulduğum bir yer daha var. Balıkesir'de. Onu da sizlere hemen bulayım buradan. Kıymetli dostlar sahibinden.com'dan buldum. Mal sahibinden buldum. Şimdi şöyle konut diye yapıyoruz. Satılık diyoruz. Müstakil ev. Bu da Balıkesir'de arkadaşlar. Tesadüf buldum. Salih Bey var. Selam olsun eşiyle beraber. Salih Bey bizim geçen haftaki videomuzu seyredip 65 bin liralık yere bakmak için bugün Balıkesir'e gitti.
Kendisine çok selam ediyorum. O da İstanbul Bağcılar'da oturuyormuş. Artık karar vermişler İstanbul'u terk edip müstakil bir yaşam kurmaya. Onun için oradan, onun için baktım aslında bugün. Bana telefon açtı. Telefon açınca o taraftan baktım ve tesadüfen buldum. Sahibiyle de hatta telefonla konuştum arkadaşlar. Fiyatını da ayarlayayım hemen. Ama bugün öyle bir yoğunluğum var ki gerçekten, yani çok yoğundum. Hani öyle çok da birçok yer bakmak isterdim ama maalesef öyle olmuyor, inanın. Ama sahibi olması beni mutlu etti. Burası değildi sanırım. Orası da aslında güzel. Sessiz sakin demiş. Ha evet, burası. Burada burada mal sahibi şeyi yazmamış, telefonunu yazmamış arkadaşlar ama bende telefon numaraları var, sizlere verebilirim. Oldukça, bakın, güzel bir yer. Arada aracı falan yok. Anahtarına orada ulaştırabiliyor sizi mal sahibi. Gidip bakabilirsiniz. Ne yazmış? 80 metrekare net, brüt 376 metrekare. Yani 376 metrekare arsa içerisinde 80 metrekarelik böyle bir eviniz var. Açıklamada yazıyor zaten. 376 metrekare müstakil tapu, tapulu, bahçeli. Bahçesinde meyve ağaçları, taş fırını var. Bahçede, VC bahçedeymiş. İsterseniz tadilat yapıp içeri alabilirsiniz. Elektrik, su aboneliği var. Aktif durumda olan 2 oda, 1 mutfağı olan köy evi. İlçeye 10 dakika mesafede köye pazar kuruluyor. Günlük ilçeye gidip gelen minibüsü var. Marketi, fırını var. Aradığınız çoğu şey mevcut. Yakında, köyün yakınından otoban geçeceği için uygunken kaçırmayın demiş. Şimdiden alıcıya hayırlı uğurlu olsun demiş. Mehmet Halil Bey buranın sahibi. Ben bugün Mehmet Halil Bey'in eşiyle görüştüm telefonda. Yani makul ölçülerde pazarlık da yapılabilir diye tahmin ediyorum. Anlayışlı insanlar kendileri. Burayı değerlendirebilirsiniz kıymetli dostlar. Ben bugün bunu oraya giden Salih abimize söyledim. İnşallah kendisi de değerlendirebilir. Artık kimin kısmeti ise kıymetli dostlar. Burayı da sizle paylaşmak istedim. Bunun dışında şimdi nerelerden bakıyoruz size? Balıkesir'den bakmayalım. Sahibinden.com'u tekrar açalım. Satılıklara girelim. Müstakil evlere girelim. İl belirtmeden arayacağız. Çünkü her yerden isteyenler var arkadaşlar. Bakın, Ziraat Bankası'ndan Yukarı Mahin'de hisseli gayrimenkul diyor. Hisseli gayrimenkulleri biliyorsunuz, ben çok tavsiye etmiyorum. Onun için çok girmeyelim ona. Şimdi bu Denizli'de Buldan müstakil ev var bir tane, şöyle tadilata ihtiyacı olan Denizli Buldan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Mert Emlak İnşaat demiş. Oradan satılık. Tadilata ihtiyacı olan bir ev. 33 bin lira fiyatı var. 2 katlı. 72 metrekare. Küçük bir pazarlığı var yazmışlar arkadaşlar. Telefon numarası burada. Gördüğünüz gibi yetkili arkadaşın. Ben kendisini tanımıyorum. Ulaşabilirsiniz. Denizli'ye selam olsun. Denizli'de düşünen arkadaşlar için. Evet, dün akşam şöyle gelmiştim. Şu Ziraat Bankası'ndaki Kütahya Tavşanlı'daki yer duruyor. Burası 1 artı 1, 175 metrekare böyle bir yer. Burası duruyor arkadaşlar. Ziraat Bankası Kütahya Tavşanlı Şubesi'nden buraya teklif verebilirsiniz. Şöyle bulunan avlulu kerpiç ev diyor. 40.500 lira fiyattan satışta. Bankalardaki çoğu bankalardan ihaleden satışta olan yerler zaten sahibinden.com'da da var arkadaşlar.
Ben bugün illa banka şeylerini açmadım. Yani sahibinden.com'dan da aslında direkt görebilirsiniz. Ama fiyatları ne yapın biliyor musunuz? Şuraya tıklayın. Fiyatları ucuzdan arattırmaya başlayın. Bak mesela Sivas Gemerek'te size göstermiştim. Vakıfbank'tan satılık daha önce burası. Hala şu anda duruyor. Daha ihaleye girmemiş. Nerede? Sivas Gemerek'te. Şu ev arkadaşlar. Burası halen ihaleden satılmayı bekliyor. Buraya geçen hafta size söylemiştim. Vakıfbank'tan satılık burası. Bandırma'daki ilk açtığım ev, Bandırma'daki evimizin fiyatı 150 bin TL arkadaşlar. Dediğim gibi aracı yok orada. Tamamen dostluk, arkadaşlık üzerine yapılacak olan bir ticaret. Sivas'taki evi gördünüz 41 bin lira. Biraz İzmir taraflarına bakalım. İzmir tarafında ilçe belirtmeden ev fiyatları, müstakil ev fiyatları nasıl, nerelerden gelmiş? Şöyle bir 48 bin liraya bir tane ev var. Çok da güzel çekmişler resimlerini. Kartpostal gibi duruyor şuradan böyle. Çok güzel gerçekten. İçi böyle tabii arkadaşlar. Ama yani yapılınca burası çok şirin bir ev haline gelecektir. Güzel böyle dar böyle bir sokakta. Ne demiş Lider Emlak Hakan Argun? İzmir Ödemiş Ovakent'te burası 48 bin lira. Arkadaşlar 3 artı 1 açıklamasında ne yazmış? Ovakent'te Adagide Bahçeli evimiz satılıktır. Ev masraf istemektedir. Kasabamızda market, benzin istasyonu, manav, eczane, sağlık ocağı, karakol, lise, ilkokul bulunmaktadır demiş. Gerçekten fotoğraflarını da ben beğendim. Fena değil, güzel çekmişler yani. Tabii evin içi biraz değil tamamen tadilat istiyor. 48 bin liraya da bunlar var arkadaşlar yani. 48 bin liraya maalesef ülkemizde bunlar var. Keşke vallahi elimde olsa da şu dev projelerde güzel olan daireleri, müstakil evleri size sunabilsem ama yapacak bir şey yok. Ödemiş'te müstakil bir ev var. 70 bin lira demişler. Şöyle 1 artı 1 60 metrekare, 283 metrekare bahçesiyle beraber. Şunu büyüteyim. Buna da bir bakın. Bu da Ödemiş'te. Böyle şirin bir ev. Kiremitler sağlam durumda gibi. Belki taşlarda biraz altında ahır da var sanırım. Evet. Böyle güzel de bir köy. O manzarası harika ya. Bakın görüyor musunuz? Manzarası süper. Bakın böyle güzel fotoğraflar, ayrıntılı fotoğraflar olduğu zaman işte Atlantik Gayrimenkul'e de teşekkür ediyoruz. Atlantik Gayrimenkul. İşini iyi yapan adamı ben seviyorum abi. İşini yapıyorsan iyi yapacaksın. Fotoğrafları, motorafları böyle ayrıntılı, açıklamalarını da güzel yazacaksın. Açıklamalar kısa olmuş biraz. Atlantika Süleyman Mahallesi'nde, Süleymanlar Mahallesi'nde, köy içerisinde 283 metrekare arsa içerisinde satılık müstakil ev demiş. 70 bin lira arkadaşlar. Vallahi güzel. Yani ben bu evi de beğendim. 283 metrekare. Bütçesi az olanlar için güzel bir yerleşim alanı. Konumuna da bakalım hemen şuradan. Süleymanlar burasıymış. Süleymanlar Köyü diye geçiyor. Bakın İzmir. İzmir şurası arkadaşlar. Buradan böyle görüyorsunuz Süleymanlar şurada. İzmir'e gidebilirsiniz. Tire yakın, Turgutlu yakın. Ne bileyim Kuşadası'na gidebilirsiniz şöyle. Uydu haritasından bakalım bir de. Evet. Yani harita daha iyi. İsimler de çıkıyor hiç olmazsa. Güzel. Ben beğendim bunu. Başka İzmir'e devam ediyoruz. İzmir'e devam ediyoruz. Bergama köyler geniş arsa yapılabilecek diyor. Bayındır'da diyor. Bayındır'da avlulu bir ev.
Avlu ev. Bu da fena değil ama böyle çok güzel resimleri yok. 90 bin lira demiş. Şey pardon, 80 bin lira demiş Emine Fikriye Hanım. Mal sahibinden satılık arkadaşlar. İzmir'de fiyatlar böyle derken bakalım Atlantik Gayrimenkul'den bir tane daha böyle bir şey daha var İzmir Ödemiş'te. Aa, bu da güzelmiş. Yani yapılırsa bu da güzel bir yer olur arkadaşlar. Bakalım buna ne yazmış Atlantik Gayrimenkul. Birgi 3 konakta 97 metrekare satılık müstakil ev demiş. Ama ufak burası yani 97 metrekare, evde 65 metrekare. Yani 97 metrekare bir arsa var. 85 bin lira. Ama sevgili dostlar bu Birgi bakın nerede kalıyor? Bu da yine İzmir, Kuşadası. Yani ödemiş, yakın. Oralara yakın. Ucuz gayrimenkullere bakmaya devam ediyoruz. Kanalımıza lütfen abone olun. Değerli dostlar, emeğe lütfen saygı gösterin. Oo, bu da güzel. Arkadaşlar, bir tane daha buldum. Full masraf. Full masraf. Full masraf ama fiyat 85 bin lira. 4 artı 1. 215 metrekare. 120 metrekare evin kurulumu. Bergama'nın Örenli köyündeymiş burası. Müstakil köy evimiz satılıktır demiş. Bunun emlakçısı da Şahan Emlak, Onur Şahan arkadaşımız. Dediğim gibi kendilerini tanımıyorum arkadaşlar. Tanıdığım insanları tanıyorum diye söylerim size. Sizin emlakçınızım ben öyle söyleyeyim. Diğerlerini tanımıyorum arkadaşları. Onlara da selam olsun. Şurada Ödemiş köylere bir son buraya bakacağım. 90 bin lira bu dikkatimi çekti. Bu da güzel. Hakikaten güzel ya. Yani bunun yapılmış halini düşünebiliyor musunuz? Mükemmel. Neler yapmışlar, neler imişler. 139 metrekare işte. Bu da ufak alanı ama 2 artı 1. Şu öndeki bahçeyi kullanabiliyorsunuz sanırım. Tapu devri hazır, tapu satışı ile sıkıntısı yok demiş. Eski Kargir köy evimiz demiş. Barış Çakmak, Deva Emlak bu da. İzmir Ödemiş 3 konakta arkadaşlar. Evet, oraya da baktık. Ve baktıktan sonra da artık yavaş yavaş bu hafta böyle yapalım. Canlı yayın ekipmanlarımız biliyorsunuz hazırlayamadık. Aslında şu an kameralarımız hazır ama diğer şeylere mikrofon falan olayları var. Ben aslında bugün canlı yayın düşünmüştüm. Ama olmadı. Artık bu hafta yaparız diye tahmin ediyorum. Yani yarın mikrofon işini hallederim. Büyük ihtimalle işlerimden vakit fırsat bulursam. Ondan sonra da canlı yayında isteklerinize göre hareket ederiz. Olur mu sevgili dostlar? Değerli arkadaşlar, videomuzu izledik. Umarım beğenmişsinizdir. Yine tekrar ediyorum. Kanalıma abone olup beğeniler yapmayı unutmayın. Çok fazla yükselmemiz lazım. Ne kadar yükselirsek YouTube'da abonemiz fazla olursa daha fazla insana sesimizi duyururuz kıymetli dostlar. Bu arada şu videonun altına şimdi bu yaptığım ve yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra yayınlayacağım videonun altına ilk yorum yazan kişiye Muhammed Serkan Gül'ün Sabret, Şükret, Seyret adlı kitabını arkadaşlar göndermek istiyorum. İlk yorum yapan kişi bana WhatsApp'tan onunla mutlaka şey kurarız, irtibat kurarız. Herhalde görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum bozuk lensten bozulma yapıyor mu? Muhammed Serkan Gül kardeşimizin Sabret, Şükret, Seyret adlı kitabını hediye olarak göndermek istiyorum. İlk yorum yazan kişiye ve kitapla beraber de tüm kalpten tüm enerjimi sizlere yolluyorum. Videolarımı izlemeye devam edin. Beraber bu kanalı yükseltelim. Bir kişiye dahi faydamız olsa her zaman söylüyorum, ne mutlu hepimize. Özellikle pandemi günlerinde
Pandemi olmasa da gerçi hepiniz sağlıkla kalın. Kendinize çok dikkat edin. Sevdiklerinize çok dikkat edin. Çoluk çocuğu olanlar çoluk çocuğuna çok dikkat etsinler. Önce sağlık olsun. Önce sağlığımız yerinde olsun. Gerisi gelir. Gerisi zaten sırtımızı kime yaslamışız? Yüce Allah'a. Yüce Allah'ım sizleri korusun. Yüce Allah'ım sizin bahtınızı güzel etsin. Hepiniz sağlıkla kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.